Merhaba gençler. Şimdi sıra kime geldi? Karboksilik asitlere. Peki hocam karboksilik asit dediğimiz şey nedir? Nasıl tanıyacağız? Nasıl amcalar bunlar dersek şunu söyleyeceğiz. Yapısında bakın sadece şu grup olsaydı bu gruba biz karbonil grubu diyorduk. Amcalar mı hocam? Tabii bu amcalar. Bunlar amca. Tamam mı? Tabii karşımıza çıkacak amcalar bunlar. Bu amcaları gördüğümüz zaman kaçmak isteyeceğiz ama kaçamayacağımız amcalar olacak. O yüzden çözmek isteyeceğiz. Amcalar fena diyorsunuz. Çok fena bu amcalar. Şimdi bu amcaların eğer ki sonuna bir de OH bağlarsa bunun adı ne oluyor arkadaşlar? Karboksil kökü oluyor. Bak sadece karbona çift bağlı olsaydı karbonildi. OH bağlayınca bunun adı karboksil kökü oldu. Karboksil kökünü biz nasıl tanırız? Bir yapıyı hatırlıyor musunuz? COH grubu bağlıysa karboksilik asit sınıfı diyorduk. İşte bu yüzden diyoruz. Yani bu COH grubu karboksil sınıfı olarak karşımıza gelecek. Peki hocam monokarboksilik asitten bahsedeceğim. Yapısında işte COH grubundan bir tane olanların genel formülü. CnH2nO2 genel formülüne sahip olmuş olacak bu adamlar. Peki karboksil grubundaki karbon atomu hangi birleşme yapmıştır? Aynı SPP hocam yani SP2 birleşmesine sahip olacaklar. Karboksilik asitler zayıf asitlerdir. Bu yüzden suda kısmen iyonlaştıracağız. Dikkat edin karboksilik asit özelliğini gösterme sebebi COH grubundan kaynaklanır. Suda çözdüğüm zaman COH grubundaki hidrojeni vermek zorundasınız. Yani kısmen iyonaştığı için denge tepkimisi. Burası iyonaştırdığında COO eksi artı H2O artı şeklinde karşımıza gelecek. Peki en küçük üyesi nedir? Tek karbon olarak metanoik asit ya da formik asit dediğimiz amcamızdır. Nasıl tanıyacağız biz bunu? Şöyle diyorduk hatırlıyor musunuz? C çift bağlı O her iki tarafa da bu sefer OH bağlıysa. Tek bir karbondan oluşan bir yapının adına ne diyecekmişim? Metanoik asit. Bunun kendi adı budur. Bakın bunun gerçek kendi adı budur. Buna biz özel olarak ne diyoruz? Hocam burası formik asit olarak gelecek. Formik asit diye isimlendireceğim. Başka formik yani formia. Latince'de ne anlamı geliyor demiştim. Karınca anlamına geliyor. Aynı zamanda buna karınca asit de diyeceğim. Karınca asit olarak da isimlendirebilecekmişim. Peki devam ediyorum. Yapısındaki karbon sayısı arttıkça iyonlaşma yüzdesi ne oluyordu? Düşüyordu. Hatırlayın bunu asitlerde anlatmıştım. Karbon sayısı yani metil grupları elektron sağlayıcı gruptu. En sondaki hidrojenin çıkmasını engelliyordu. Bu yüzden asitik kuvvetini azaltıyordu. Peki iyonlaşma yüzdesi düşüyorsa asitin ne olacak? Azalıyor. pH ne olacak? Artıyor şeklinde söylemiş olurum. Peki monokarboksilik asitler aynı karbon sayılı esterlerle bu sefer ne olacak? İzomerik bir özellik göstermiş olacak. Peki hocam benim bu karboksil bileşikleri dediğimiz ilk bölgede şunu söyleyeceğim. Monokarboksilik asitler yapısında bir tane COH grubu bulunanlar. Polikarboksilik asitler birden fazla COH grubu bulunanlar. Eğer ki COH grubunun yan tarafına OH bağlıysa buna da hidroksi asit adını vereceğim. Ya da oksi asit adını vereceğim. Eğer ki bunlara NH2 bağlıysa bu sefer de amino asit adını vermiş olacağım. Bir de kimler var arkadaşlar? Yapılarında pi bağları bulunan yağ asitleri şeklinde göstermiş olacağız. Peki ilk olarak kimden başlayalım? Bir isimlendirme köklerine yaklaşalım. Monokarboksilik asitleri şöyle tanımlayacağım. Yapısında sadece bir tane COH grubu varsa. Bak yapısında sadece bir tane COH grubu var. Metanoik asit ya da formik asit diyorum. Hocam yapısında sadece bir tane COH grubu var. İki karbon oluşuyor. Etanoik asit ya da asetik asit ya da sirke asiti dediğimiz bir yapıydı. Bunlar da eğer ki birden fazla COH grubu bağlıysa buna dikkat edin. İki tane var ya bakın etan dioik asit şeklinde söylüyorum. Ya da özel bir ismi oksalik asit. Hatırlıyor musunuz? Şöyle demiştik. C2O42- görürsek bunun ismi neydi? Oksalat dediğimiz bir formülü. Oksalat nereden geliyormuş? Bak buradaki 4 tane kim varmış? Oksijen varmış. 2 tane karbon. Yani bu yapıyı oksalat kökü. Yapısına hidrojen bağlarsam da oksalik asit kökü olarak yapısı olarak karşımıza gelecekmiş. Yapıya yan tarafa baktım. Hocam 1, 2, 3 tane COH grubunu gördüğüm anda ne diyecekmişim ben? Hocam burası polikarboksilik asit diyeceğim. Burasının ismini özel sitrik asit dediğimiz bir asit türü yani limonun içerisinde bulunan bir asit türü şeklinde karşımıza geliyor. Peki hocam yapıya OH bağlıysa ne diyoruz demiştik? Bak COH grubum var
aynı zamanda boşta olan yandaki karbon atomlarından bir tanesinin OH varsa buna hidroksi asit adını veriyorum. Eğer ki normal bir dizilim var, bak Joh grubu var, yandaki karbon atomu bir tane NH2 bağlıysa buna ne diyorum? Amino asit grubu diyorum. Bakın amino asitlerin bir özelliği var. Amin grupları bazik özellik gösterecek. Burası da asit. O zaman bu yapı hem asit hem baz özelliği gösterebilir. Yani bunu sana ÖSYM'e şöyle söyler. Der ki aşağıda verilen bileşiklerden hangisi hem asit hem de baz özelliği gösterebilir derse bu şekilde bir amino asit grubu görebiliriz. Bir de yağ asitleri olacak. Bundaki mantık şu. Çift karbon sayılı ve düz zincirli karboksilik asitleri verdiğimiz isim olacak. İleride göstermiş olacağım yapısını. Peki hocam bunları nasıl isimlendireceğim? Kurallarımızın hepsi aynı. Aynı kurallar var. Sadece bu sefer karboksil grubu önceliği başlıyor. Başka hiçbir numarası yok. Yani karboksil grubu içeren en uzun karbon zincirini seçeceksin. Sonra karboksil grubundaki karbon atomuna bir numarayı vererek numaralandırmaya başlayacağım. Dallanma varsa yerini belli ederek ana zincirin sonuna dikkat edin. Oik asit ekini getirmiş olacağım. Peki tek karbonu yapın. Bak Joh grubu burası bir karboksilik asit. Tek karbon neydi? Metandı. O zaman ismi ne oldu? Metan oik asit olarak karşımıza geldi. Ya da özel olarak biz buna ne demiştik? Formik asit demiştik. Onu da şöyle kırmızıyla yazayım. Buna özel olarak formik ya da karınca asit demiştik. Karınca asiti şeklinde karşımıza getirmiştik. Peki yan tarafa geldim. İki tane karbonlu olmuş. İki karbonlu halkanın adı etandı. Burası karboksilik asit. O zaman ismi ne oldu? Etan oik asit şeklinde karşımıza geldi. Peki özel olarak buna ne demiştik? Hocam eğer ki şöyle bir grup görürsen buna ne demiştim? Aset yapısı demiştim. O zaman burası asetik asit olacak. Asetik asit. Ya da buna ne diyorduk? Sirke asiti diyorduk değil mi? Sirke asiti ya da sirke ruhu şeklinde söyleyebiliyorduk. Peki yan tarafına geldim. Kaç tane karbon var? Hocam 3 tane karbon oluşuyor. O zaman bunun adı ne olacak? Propan. Propan oik asit şeklinde karşımıza gelecek. Ya da propionik asit de diyebiliyoruz özel olarak. Onu da yazalım. Şuraya geleyim. Propionik asit şeklinde de bunu adlandırabildik. Peki devam edelim. Bu sefer diyorum ki yapıda kaç tane karbon var? 4 tane karbon var. Bakın karbonik grubunu mutlaka sayıyorum. 4 karbonun ismi neydi? Bütandı değil mi? O zaman ne diyeceğim buna? Bütanoik asit diyeceğim. Bütanoik asit şeklinde söylediğimiz bir yapıdır. Bütanoik asiti. Diğer bir ismi de bütirik asit deriz biz buna. Bütirik asit. Bütirik asit nerede bulunur? Tereyağlarında bulunur. Tereyağların içerisinde bütirik asit dediğimiz bir asit türü vardır. Demek ki tereyağları nasıl bir özellik gösteriyormuş? Asidik özellik gösteriyormuş. Peki buraya geldiğimizde 5 karbonlu yapı neydi? Pentandı. O zaman buna ne diyeceğim ben? Pentanoik asit. Pentanoik asit. Ya da buna özel olarak şöyle bir isim daha veririz. Valerik asit deriz buna. Valerik asit. Buradaki valerikteki V 5'ten aklınıza gelsin. Sanki 5'i çiziyormuş gibi. Valerik asit de bunun özel olarak isimlendirileceği yapısı şekline gelecek. Peki devam edeyim. Bu sefer dallanma oldu hocam. Ne yapacağım? En uzun karbon zincirini seçiyorum. 1 numarayı buraya dedim. 2 buraya, 3 buraya geldi. Okurken bak aynı kural. Dalı söylüyorsun. Hocam 2'de metil var. 2 metil. 3 karbonlu yapı propan. Karboksilik asit var. Propanoik asit şekline geliyor. Propan oik asit şeklinde isimlendirmiş olacağım. Peki yan tarafa geldim. Bu sefer diyorum ki bak en uzun karbon zincirini belirleyeceğim. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara. Bakın farkındaysanız hep karboksil kökünden başladım bu sefer de. Yani benim her zamanki önceliğim bu. Şimdi diyorum ki 3 numarada 2 tane kim var? Metil dallanması var. O zaman 3,3 dimetil 4 karbonlu halkanın adı neydi? Bütandı. Sonuna ne gelecek? Oik asit. O zaman ne diyorum? Bütanoik asit olarak gelecek. Bütanoik asit olarak karşımıza çıkartmış olacağız. Geldim şimdi yan tarafa. Bu sefer yapıda bir tane pi bağ var. Şimdi diyorum ki 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara şeklinde söyledim. Şimdi 4 karbonlu yapı bütandı. Hocam pi bağ varsa büten değil mi? O zaman ne diyeceğim? Bütanoik asit diyeceğim. Peki nerede büten var? İkili bağ var. İkincide.
O zaman 2 büten oik asit şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Yani mevzu her şey aynı, sonuna sadece kimi ekliyorum? Oik asiti getirmiş oluyorum. Geldim yapıya. Hocam OH var. OH öncelik kazanır mı? Şimdi şurayla karışmasın diye farklı renk seçeyim. Neyi seçeyim? Yeşil seçeyim. Şimdi 1 numara, 2 numara, 3 numara. Neden? Karboksilik asit en öncelikli grup. Bak fonksiyonel grupların en önceliği. Peki 2'de kim var? OH var. Alkol değil artık. Bunu hidroksi kökü diyeceğim. Yani bunu artık 2 hidroksi kaç karbonluyum? 3 karbonluyum. Propanoik asit diye söyleyeceğim. Propanoik asit olarak isimlendirmiş olacağım. Peki yan tarafa geldiğimde hocam bunu ne diye isimlendireceğim? 2 tane metil grubunda 2 tane kim bağlı? Yani daha doğrusu 2 karbonlu COH grubu var. Burası etan dioik asit diye bahsedilir. Etan dioik asit, ya da buna özel bir isim söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Oksalik asit demiştik. Oksalik asit diye de isimlendirebiliriz bunu. Peki hocam bu tarafa geldim. Benzen halkasının 2 tane kim bağlı? Karboksilik asit bağlı. O zaman şöyle diyelim mi? 1 numara 2 numara olduğu için 1,2 ne diyeceğim arkadaşlar? Benzen dioik asit diye de söyleyebilirim. Ne diyecekmişim? 1,2 benzen dioik asit şeklinde söyleyebileceğiz. Mesela bir tane olsaydı benzoik asitti. Şimdi ne diyorum? 1'de ve 2'de oik asit, yani karboksilik grubu var. O zaman yerlerini göstererek bunun oik asit olduğunu söylemem gerekecek. Şimdi geldim. Hocam bu sefer yapıda hem bir keton grubu var, hem bir ne var? Karboksilik asit grubu var. Öncelik kim? Ne demiştik? Karboksilik asit, aldehit keton alkol. Yani kesinlikle 1 numara kime gidecek? Karboksilik asit. O zaman 1 numara burada, 2 burada, 3 burada, 4 burada. Okurken nasıl diyeceğim? Şimdi 2 de keton bağlı olduğunu şöyle gösterdim. 2 keto diyeceğim. Keto. Keto, keton yapısının olduğunu söylemektir. Peki 2 keto kaç karbon? 4 karbonu. Butanoik asit diye söyleyeceğim. 2 keto butanoik asit şeklinde karşımıza getirmiş olacağız. Ve böylelikle karboksilik asitleri de gördük. Bakın kurallar hep aynı geliyor. Tek son taraflarını değiştiriyorsun. Neymiş bunlar? Oik asit geliyor. Mesela keton gördüğünde 10 getirdik. Aldehit gördüğünde al getirdik. Yani sadece sondaki harfleri değiştiriyoruz. Bir de öncelik sıralamasında kesinlikle fonksiyonel grup varsa bunlar oluyor. Ki fonksiyonel gruplar arasında karboksilik asit varsa kesinlikle en öncelikli olarak onu getirmek zorunda kalıyoruz. Burada bir de şöyle bir nerede kullanılır gibi müfredatında bulunan bir bölge var. Formik asit. CHCOOH dediğimiz yapıdır. Bu karınca asiti ya da ısırgan otlarında bulunan bir yapıdır. Biliyorsunuz ısırgan otlarınızda eliniz kolunuz ayağınız değdiği zaman kabarır ve kaşınmaya başlar. Sebebi şudur, onun üzerinde kılcal tüyler vardır. Kılcal tüyler bir anda sürtündüğünüz zaman derinizin altında formik asit bırakır. Ve formik asit ciddi kaşınmaya neden olan asit türlerinden birisidir. Bu adam birçok çözüde çok iyi çözünür ve tıpta lokal anestezide ve kozmetik sanayinde sektörlerde kullanılan bir asit türü şeklinde karşımıza gelecek. Bir diğeri asetik asit, COOH dediğimiz yapıdır. Genelde nerede kullanıyoruz bunu? Sirke yapımlarında kullandığımız bir asit türüdür. Suda bu adam çok iyi çözünüyor. Gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanıyorsunuz çünkü yenilebilir asit türlerinden birisi. Çaydanlıktaki mesela kirici sökmek için ne yapıyorsunuz? Sirkeye döküyorsunuz. Sirkeli suyla kaynattığınız zaman kirecin tamamının çözüldüğünü görmüş oluyorsun. Yani porçöz yerine kireçte sirkeli suda kullanabilirmişiz demek ki. Bir diğeri propionik asit, yani 3 karbondan oluşan bir karboksilik asit. Bu sütte, tereyağda, peynirde bulunan asit türlerinden birisidir. Yağ asitlerinin bazı özelliklerini gösterecek bu adam. Yağların hidrolizi sırasında elde ettiğimiz bir asit türüdür ve aynı zamanda polimer üretmekte de kullanabiliyoruz. Bir diğerine salisilik asit dediğimiz bir bölge. Bunu birçoğunuz yapısı olarak görmeseniz de ismini belki duymuşsunuzdur. Söğüt ağacından elde ettiğimiz bir asit türü. Ne işe yarar burası? Asetil salisilik asite döndürülerek aspirin yapımında kullanılıyor. Aspirinlerde bulunan asit türüdür. Hani daha önceden hikayesini anlatmıştım. Afrikalı da yerler ne yapıyordu? Söğüt ağacının kabuğunu sıyırıyordu, içerisini kemiriyordu. Kemirdikten sonra ağrıların geçtiğini hissediyordu. Bu yüzden ağrı kesici olarak çıkan parasetamol ilaçlardan birisidir bu.
Renksiz ve kristal yapılı bir adamdır. Yeşil yapraklı bitkilerin birçoğunda bol miktarda bulunur. Aspirinin ham maddesidir. Bu yüzden sihirlerde, sedef hastalığında, akne tedavisinde, mantarda, kepekte kullanılan yapıdır. Hatta mesela birçok kişide saçlarında kepek hastalığı vardır. Kepek hastalığını ilk gidermek için salisilik asit kullanacağım. Mesela ne yapıyorsun? Bir su bardağının içerisine bol mesela 5-6 tane aspirini dövüp çözdüğünüz zaman duş alırken onunla iyice masaj yaparak saçınızı yıkarsanız kepek problemini net bir şekilde çare bulursunuz. Hatta bunun içerisine aspirinleri eğer ki sirkeli suda biraz karıştırarak yaparsanız banyo biraz kokar ama birkaç yapmadan sonra, denemeden sonra o ölü saç derilerinin temizleme özellikleri vardır. Biliyorsunuz ölü saç derileri aslında sizde kime neden oluyor? Kepeklere neden oluyor. Kepek problemi olanlar bu şekilde de çözüm üretebilirler kendilerine. Bir diğeri fitalik asit dediğiniz bir asit türü. Şöyle enteresan bir yapısı var, ezberlemene gerek yok. Müfredatlı bunun için söylüyorum ama hani çok çıkar mı çok da zannetmiyorum. Neredeymiş bu? Şampuan, krem, parfüm, saç spreyi, oje gibi yapılarda kullanılan bir asit türleri şeklinde karşımıza gelecek. Başka? Folik asit hamilelerin vazgeçilmesidir. Hamile olanlar ya da hamile adaylarında bol miktarda folik asit tüketmeleri önerilir. Sebebi şudur arkadaşlar. Bunlar omuriliğin gelişmesinde ve beynin gelişmesinde faydalı olduğu için bunu mutlaka kullandırtıyorlar folik asiti. Genelde yapay kullanılıyor. Aslında şu düşündürülüyor. Nerede yer alıyor? Genelde yeşil yapraklı bitkilerde bol miktarda bulunur. Bu yüzden hamile olanlar ya da hamile adayları varsa bol miktarda mesela teresiydi, rokasıydı, maydanozuydu, yeşil yapraklı bitkiler ne varsa onları tüketmesinde çok büyük bir fayda vardır. Çünkü çocuğun zihinsel gelişimine çok büyük bir katkısı olduğu net olarak kanıtlanmıştır. Kimin? Folik asitin. Peki başka benzoik asit dediğimiz bir asit türü var. Şöyle bir amcamızdır. Bunu bu şekilde yazsak biraz ilginç geliyor ama şöyle yapsak COOH desek daha tatlı durur bizim için. Yani net bildiğimiz bir yapı gibi olur. Birçok bitkinin yaprak ve kabuklarında bulunacak bu gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerinden birisidir. Fark ettiyseniz asitlerde özellikle zayıf asit özelliği göstermesinden dolayı gıda katkı maddelerine genelde kullanıyoruz bunları. Neden? Çünkü sana zarar vermesi. Yani hidroklorik asiti kullanamazsın. Çünkü zarar verme yetkisi çok yüksek ama bunlar zayıf asit özelliği gösterdiğinden dolayı genellikle gıda katkı ürünlerinde, şampuanla, deterjanla ne bileyim kozmetik malzemelerin içlerinde kullanmasında daha faydalı görmüş oluyoruz. Peki bundan sonra kimden bahsedeceğiz? Bir de yağ asitleri var. Burası aslında biyolojide çok daha detaylı görüyorsunuz bunu. Hani bizde de var olduğu için söylüyoruz ama bana göre çıkma olasılığı en zayıf olan kısımlardan birisidir. Bulunuyor diye bahsedeceğim sadece. Yağ asitini iki kısımda inceliyorum. Bunlardan birisi doymamış yağ asiti, bir diğeri doymuş yağ asiti. Farkı şudur. Karbon atomları arasında eğer ki pi bağı bulunan bir yağ asiti varsa buna biz ne diyoruz? Doymamış yağ asiti diyoruz. Doymamış yağ asitleri vücut üretemez. Ancak ihtiyaç duyar. Yani dışarıdan almak zorundayız bunları da. Omega 3, omega 6 doymamış yağ asitleridir. En çok biliyorsunuz nerede yer alıyor? Balıklarda. Hatta Norveç somonunda muhteşem bir şekilde omega 3 ve 6'ın deposudur arkadaşlar. Bu yüzden yağlı balıklar sizin için çok faydalıdır. Kanola yağı, soya yağı, fındık yağı gibi yağların içerisinde bulunan bir yağ asididir. Peki diğeri ne? Doymuş yağ asidi. Bu adam 12 ve 18 karbon arasında yani çift karbona sahip olan bir asit türüdür. Karbon atomları arasında pi bağı yoktur bunlarda. Doymamış yağ asitleri hidrojen katılarak doyurularak elde edilen bir asit türüdür. Etlerde, deniz mahsullerinde ve süt ürünlerinde bulunan asit türlerinden birisi haline gelmiş olur. Peki şimdi sırada kim var? Esterler var. Böylelikle karboksilik asitler konusunda bitirdik. Karboksilik asitler de dediğim gibi bakın artık sonlara doğru geldiğimiz için çok daha detaylı ve derinlemesine girmiyoruz. Ana hatlarını, ana çerçevesine isimlendirme prensiplerinin birkaç tane özel durumunu söylüyoruz. Bu mevzuyu kapatıyoruz. Çünkü müfredatınız çok sığlaştırıldı. Bu sizin için çok büyük bir avantaj. Bu yüzden fonksiyonel gruplarda en sağlam olarak yani bilmeniz gereken bölge alkol eterde çok detaylı şey var. Aldehitlerde biraz daha detaylı keton, karboksilik asit ve esterlerde iyice mevzuyu azaltmış oluyoruz. Evet gençler, o halde bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.